Biz de sizin aslında gördüğünüz kadarını biliyoruz yani. Ben biraz daha fazlasın. Gelenekçi. 4-5 bölüm sonra ne olacak? Ne olacak? Söyledim. Ben sahaflık da yaptım. Onda da hani ucuza kitap değil, en ucuza kitap almak için sahaflık yapmaya başlamıştım. Ve yapamayacağım da yani, onu biliyorum. Ya, ve artık bir de yapmayacağım ya. Da yani. Bakın artık yapmayacağım. Yok, yok yok. Patlayan çatlayan kalpler koyarımızda, tamam mı? Koy şimdi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta yine sizin en çok yazdığınız, en çok istediğiniz Mucize Doktor oyuncularından bakın kim var yanımda. Orta Doğu ve Balkanların en karizmatik aktörü ve... Orta Doğu Balkanlı şey... Partnerim. Dünyanın hepsi. Siz çok seviyorsunuz, ben de çok seviyorum. Çok şanslıyım. Canım benim. Gerçekten öyle. Çok şanslıyım partnerim sen olduğun için. Çok güzeli var. Ay, teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim merak edenler için Murat'ın en belirgin özelliğini size söyleyeyim. bir kere inanılmaz insanı yukarı çeken bir partner. Sete geldiğini hissediyorsunuz. Ben mesela onunla bölüm çekeceğim zamanlarda, onunla sahne çekeceğim zamanlarda hep içim çok rahat gidiyorum. Çünkü biliyorum ki orada mutlaka ya güzel bir şey söyleyecek, ya oyunculuğumla ilgili tatlı bir şey söyleyecek, ya bir espri yapacak, ya bana iltifat edecek. İnanılmaz pozitiflik saçan bir insan. Teşekkür ederim. Evet öyle. Ağlarım bakalım. Ama bütün set öyle, seni çok peki seviyorlar. Sağ olsun hani. Hissediyorum yani çok sevildiğini. Aa ne güzel, ne kadar girer girmez mutlu oldum ben. Bu arada şeye dikkat ettiğini biliyorum senin de şeker meker mevzularına. Evet çok dikkat ediyorum. Çok sağlıklı bir yerdeyiz. Benim videoların altına hep ne yazıyorlar biliyor musun? Allah aşkına yiyin şu pastaları. Bizim canımız çekiyor. Siz yemiyorsunuz. Tamam. İstediğin gibi takılabilirsin. Tam senlik hepsi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim repo günlerimizde oyuncu arkadaşlarım o repo gününü bana ayırıyorlar. Ben çok duygulanıyorum. Nasılsın? Memnun musun her şeyden şu anda hayatında? Tabii canım. Yani mesleki olarak memnunum. Ailevi olarak memnunum. Ülke olarak biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz için. Evet. Hafif böyle bir burukluğum var tabii. Aynen öyle. Çünkü yaşanan olaylar hepimizi mutlaka içten içe... Evet, aynen öyle. ...mahvediyor, darbeden ediyor. Ben de her seferinde tekrar tekrar böyle psikolojimi toparlayıp nasıl hayata devam edebilirim diye düşünüyorum. Aynen öyle. Peki istediğin, hayal ettiğin yerde misin? Benim çocukluğumdan beri yani kendimi ifade etmeye başladığım günden beri tek bir hayalim vardı. Ailem olsun, bir arada olayım. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Yaşasın. O yüzden memnunum. Mesleki olarak evet sahnede olmayı tabii ki hayal ettim. Hı-hı. Ya da ekran önünde de. Ya onun hayal derecesini ayarlamak çok zor gerçekten. Yani böyle aksiyon filmlerinde havada uçan şeyler hayal ediyorsun. Ama öyle miydi gerçekten? Asfaltta koşan. Hani... Kıvılcım aklıma takılan bir şey var. Neymiş o? Hayaller bir şey söyleyeceğim, var mıydı öyle bir şeylerin? Tabii hani vardı canım. Böyle tabii. Bir işte dövüşmenin başrol karakteri olayım falan. Vardı gibi. Bunlar, bir de bunları destekleyici şeyler de yaşadım ben. Yani birkaç tane yabancı prodüksiyonun içerisinde bulundum. Hazırlık aşamalarında da bulundum. O iyiydi. Yani 20 seneden fazladır tabii o süreç. Hı hı. Yabancı televizyonlar daha Türk pazarına yeni giriyorlardı. Hı hı. Buradaki bürokrasiyi biraz aşamadılar. Başka ülkede çekildi bazı şeyler ama... Anladım. Öyle şeylerin içinde oldum. Bir proje vardı öyle, Çanakkale projesi vardı. Peter Jackson'ın falan çekeceği öyle bir iş vardı yani. Aa çok evet, güzelmiş. İptal oldu sonra ona üzüldüm. Peter Jackson galiba bir iki sene önce falan bir belgesel için Türkiye'ye geldi. Çanakkale belgeseli. Avustralyalı olduğu için. Ve sonra? Öyle bir yerde bir kesişmişti yollar. Ama 22 sene falan oldu herhalde. Sonrası yok yani işte. Hayaller öyle. Hayallerini yükseltecek şeyler de oluyor. Ben şeylerle çok çalıştım. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda çalıştığım için yabancı performansçılarla çok çalıştım. Onun tabii vizyonunun ve hayallerinin gelişmesinde çok büyük katkıları oluyor. Geçen gün sette şunu konuştuk. Şimdi hepimiz Netflix falan bir sürü bir şeyler izliyoruz. Sanırım bizim yaptığımız işlerin kafası biraz yeni yeni değişiyor. Yani biz şimdiye kadar hep böyle dizi meselesine hamburger gibi baktık ya yani...
fast food gibi yap, tüket, at. Hani bir hafta sonra çöp olacak. Onun çöp olacağını bildiğimiz için de hep böyle hızlı çekilen, ilk akla gelen, satacağından daha emin olduğumuz şeylere yöneldik. Şimdi adamlara bakıyorum, sanat meselesini yani sinema meselesini hakikaten uzun soluklu bir maraton gibi koşuyorlar. Yani 8 bölümlük bir dizi yapıyorlar. Tabii. Resmen sanat işi görüyoruz. Biz hala hamburger yapmaya devam ediyoruz. Ya şöyle, Netflix enteresan bir şey açtı tabii. Evet, evet. Biraz bizim de kafamızı açtı bence. Şimdi bütün dünyayı, evet, dünyanın kafasını açtı. Evet. Sen biliyor muydun ki Almanlar ne yapıyor? Tabii ki, tabii İngilizler ki. İngilizler ne yapıyor? İnanılmaz ne kadar platform. İlerideler. Yani şimdi bunlar kuralı koyan, sistemi kuran insanlar. Yani bu böyle bir şey. Elinde kullandığın telefonundan çektiğin kameraya, ışığa kadar bunu tasarlayan insanlar. Onlar bir de öyle bir boyuta gelmişler ki kendi içlerinde de kurallar, manzumeleri var. Game of Thrones çekiyorsun. Yani ben gidip Game of Thrones çekebilirim çünkü kitapçığı var. Yani ışığın kurulduğu yer, kameranın konduğu yer. Tabii, yani tabii. O kuralı sana veriyorlar, sen o kurala uyuyorsun. Kendi kuralını koymak istediğin zaman sinema yapıyorsun. Evet. Ben dizide fantezi yapacağım diye bir şey yok. Çünkü şeyi belirliyorlar. Orijinal olduğu zaman ulaşman çok kolay. Açıkçası konservatuar yıllarımdan beri gerçekten çok şeye uğraştım. Bu sınırsız vize elde edebilecek. Ah ya. Ya şu anda öyle bir imkanım var çok şükür ama sınırsız vize elde edebilecek bir performanslar silsilesi oluşturalım bu ülkede diye. İşte bunun dili nedir? Müziktir. Ki insanlığın bulduğu en büyük icatlardan biri ya da yarattığı düşünüyorum müziğin, sesin, ses kullanımının. Ki bunun üstüne proje yapıyorum işte yurt dışında. Onun ötesini ancak kendi toprağından çıkarttığın şeyi evrensel bir hale getirerek mümkün olabiliyor. Yani önce evrensel bir şey yapıp ondan sonra içeride ki o yapını birazcık ona göre büyütebilirsin diye düşünüyorum. Herkesin ortak dili var çünkü. Yani sesle anlaşabiliyorsun. Evet. Ritimle anlaşabiliyorsun. Müzik ben bu projeyi yapmak için 20 sene uğraştım. Hani niye uğraştım diyorsan 20 sene uğraştım. Türkiye'de yapamadım yani. Sahne, entertainment sektöründe bir büyük bir iz bırakmak, imza bırakmak imza istemişimdir. Ama artık yapımcısı olarak mı yoksa içinde var olarak mı? Yapımcısı olarak. İmza mı olsun istiyorsun yani? Senin elinden yani, çıksın. Yurt dışında yaptım, burada yapamadım. Yapamadım yani. Peki ve senin... yapamayacağım da yani, onu biliyorum. Ya, ve artık bir de yapmayacağım ya. Da yani. Bakın artık yapmayacağım. Yok küstüm. Yok öyle bir küslükle falan ilgisi yok. Olmuyor gerçekçi, yani. Yer yok bir kere. Evet, gerçekçi düşünüyorsun o yüzden. Şimdi burada mesela olmaz diye düşünüyorsun. Bir Avrupa ülkesinde bu imkanı bana sağladılar. Ve ben şimdi orada yapıyorum. Sen bu kadar iş yapmışsın, bu enteresan geldi bize. Gel bir de burada yap falan. Nerede yapıyorsun şu anda? Sır mı bunlar? Ha, bir sürü. Tamam, projeler bir gerçekleşmeye başladı. Her şeyi de soramıyorum. Her şeyi de bizden beklemeyin. Takip edeceksiniz adamı, nerede ne yapıyormuş. Aman ya. Belki bir gün öğrenirsiniz. Dünya vatandaşı deme kafası da öyle. Ya bizim ya insanlar yayılmış 8 milyar kişi bir yerlere bir sınır olabilir mi yani? Senin kendi çizdiğin bir şey var. İşte ben öyle gördüğüm için, hiçbir şeyi birbirinden ayırmadığım için. Ya ben gerçekten hiçbir canlının birbirinden farkı yok benim için. İşiz. Geçen arkadaşlar... Konuşmuyorum, ben sustum sen. Bir engelli arkadaşımız geldi, fotoğraf çek. Ben çok sinirleniyorum öyle şeylere. Hani bu bir özellik değil çünkü. Tabii. Hani benim kolum yok. Yani senin de kafan yok mesela. Hani içi çalışmıyor, öbürsünün gözü yok. Benim de gözüm çok bozuk mesela. Hani öyle baktığın zaman ben de engelli bir vatandaşım. Ama bu benimle ya da seninle bir araya gelmek için bir argüman ya da eskiz olabilir mi? Olamaz yani. Ya da özel bir belirteç gibi kullanmanın manası yok. Tabii tabii. Bana bununla geldiğiniz zaman anlaşamıyoruz mesela. Bir kızımız vardı mesela, tek parmağıyla hayatını sürdüren, engelli olarak tanımlanan. Ona da söyledim. Yani buradaki bakış açısını senin değiştirmen lazım. Bu benim işim değil, senin işin. Bu çünkü sen burada önderlik edebilirsen ben senin ne yaşadığını anlayabilirim. O anlamda herhalde en çok şey geliyor aklımıza. Nesican geliyor değil mi aklımıza? Nasıl acayip bir fırtına yarattı. İnsanların gerçekten içlerinden geçti ve bu konuya
kız o kadar güzel bir yerden girdi, herkesin yüreğine dokundu ki şu anda hepimizde bir anısı var. Bakış açımız farklılaştı. Sadece yapacağın şey yok, bakış açısı tabii. Aynen öyle. Aynen, mini eteğini de giydi, yaşama da sarıldı. Yani sonuçta evet, bir şeyleri değiştirmek istiyorsun aslında ilk önce kendin. Kendi kapının önünü aynen temizleyip kendini daha iyi dizayn etmen gerekiyor. Ya ben senin müzikle ilgili tabii ki biliyorum olayını. Da, bir şarkı söyle, la 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 falan. Bana hani birdenbire biz bir duet yapalım mı seninle? Keşke yapsak ya. Ay ne güzel olur tabii ki. Sevgili eşinin. Ben seni bir gün çalar yaparım belki ya, şöyle bir köşede. Ne kadar da tatlı olur vallahi, bayılırım. Müziği daha çok istedim yapmayı demişsin. Evet, evet. Şarkı söylemeyi, oyunculuk yapmaktan daha çok istedim aslında demişsin. Bir dönem belki öyleydi, şu an hala öyle düşünüyorsun yani, bilmiyorum. Düşünceler şey, sağa sola akışkanlık gösteriyor tabii zaman içerisinde ama sesin kullanımının insanlığın en büyük buluşu olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve onu parçalara ayırıp titreşimleri bir şeye dönüştürmenin, hı-hı, daha sonra müzik yapmanın, yaptığın müziği insanlarla paylaşmanın müthiş bir iletişim kaynağı olduğunu düşünüyorum. Peki yapacak mısın bununla ilgili bir şey? Yapıyorum. Ama bu şey gibi değil yani, artık değil. Ben söylemenle ilgili diyorum, performatif olarak yani. Çağdaş sanatlarla ilgilendiğim için şu anda yani gözünü kapattığında duyduğun şeyin müziğini ve enstalasyonunu yapıyorum. Yani yurt dışında yaptığımız projeler bunlar üzerine. Ama hani bir gün denk gelirse karşıma öyle bir zaman yaparım belki. Benim de bir dönemim sürekli Londra'ya gidip müzikal oyun izlemekle bütün kışın kazandığım ne varsa orada böyle kendim geliştireceğim diye. Bak bu laç, bu çok lazım. Kameraya bakarak konuşun. İzlemekle geçti. Paranızı mobilyaya değil şeye yatırın. Aynen öyle. Bir öğrenmeye aynen yatırın yani her zaman. Evet, evet. İlber Hoca'nın dediği aynen gibi. Öyle. Bekle bir bitirir bitirmez evlenip de mobilyacı dükkanı gezeceğinizi dünyayı gezin derim. Ya şey var bir de. Seninle hem partner olduğumuz için çok seni gözlemleme, buraya kalpler koyarsın. Patlama mı dökülmeli yani? Evet. Patlayan çatlayan kalpler koyarımıza, tamam mı? Koy şimdi. Gözlemlediğim bir şey var. Bu benim eşimde de var. Bende de var ve bu benim sevdiğim bir konu. Duygularını göstermekten çekinmeyen, böyle gürül gürül ortaya döken birisin. Yani şu an mesela beni sevgiye bulamandan ben bunu anlıyorum, hissediyorum. Seyirci de hissediyordur. Eşinden bahsederken bir röportajını okuyorum. Aman Allah'ım, bir de çok hoşuma gidiyor çünkü eşi Nihan benim Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan iki dönem üstüm. Tiyatro bölümümüzün güzel gözde kızlarından bir tanesiydi o da. O yüzden böyle bir buluşma olması da benim için çok tatlı bir tesadüf. Zira aileni de tanıyorum, kızını da tanıyorum. Yani sosyal medyada seni tanımaya gerek yok. Bir bakıyorum kızına böyle aşkını püskürtmüşsün. Bir bakıyorum eşine aşkını püskürtmüşsün. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Fakat bazı insanlar da şöyle diyor, niye içinizde yaşamıyorsunuz? Bu konuya ne diyorsun? Çok içimiz dışımızda. Çocukken de ne bileyim ben sıraya kazıyorduk, ağaca kazıyorduk. Ben hep yapıyordum bunu. Yani nasıl buna bakış açın? Ya içimde yaşıyorum zaten. Başka bir yerimde yaşamıyorum. Yani orası da benim dünyam, şeyim, albümüm ve sosyal medyada böyle bir şey zaten. Evine biri geldiği zaman albümünü karıştırdığında bir şeyler anlatıyorsun ona. Şimdi Afrika'da da bizim arkadaşlarım var, Amerika'da da var, işte bilmem nerelerde de var. Onlar aynı anda görebiliyorlar. Evet. Bundan aslında yola çıkmıştık biraz ama bu insanlara ilham vermeli aslında. Vermeye başladı, kaynağı olmaya başladı. Bir sürü insandan da şey mesajı alıyorum mesela. Kocam, sizin sayenizde daha çocuğuyla daha fazla ilgilenmeye başladı. Bunun ayıp olmadığını gördü falan. Hayır, sen de içinde yaşamasan de. Hemen blokluyorum. Ben de. Bir deme çiçek kap, eşine götür, adamdan ilham al ya. Ne güzel adam, bangır bangır söylüyor. Benim de eşim öyle çok içi dışında, çok gürül gürül çağlayan biri. O yüzden ben çok mutlu bir kadınım bu anlamda. Eminim Nihan da bu anlamda çok mutludur diye düşünüyorum. Bunları duymak. Peki sana en çok neyi soruyorlar? Çünkü ben sizin sürpriziniz kaçmasın diye konuklarımla ilgili önden soru almıyorum izleyiciden. Sana en çok sorulan şeyleri buradan
bir çırpıda şöyle aklına ilk gelenleri bir yanıtlamak ister misin? Hiç aklıma gelmedi vallahi. Gerçekten evet, mi? Evet. Sormuyorlar mı hiç? Caner ne soruyorlar bu? Caner bir yardımcı ol ya bize. Murat o kadar çok yönlü ki bizim uzun sohbetlerimiz oldu taşlarla ilgili. Oo yeah. Ya. Oradan çıkamayız. Çıkamayız İkinci değil mi? İkinci programa doğru ilerleyelim. İnanılmaz bir geçerim. Yani taş merakım var. Ben bunun nereden geldiğini, yani ilk nerede başladığını merak ediyorum seninle ilgili. Babam müzik öğretmeni, annem matematik öğretmeni, ikinci annem. İlk annem de o hayatta değil. Onunla ilgili bir yeni bir hikaye zaten yakında insanlar duyacaklar. Bir şey de yazıyorum onunla alakalı zaten. Taş işi, güzel olan her şeye meraklıyım. Yani bir arkadaşım var Vecdi, ortağım da aynı zamanda bu işleri yaptım. Bana şey diyor, sen güzellik avcısısın. Yani biraz ekovari, Umberto Ecovari bir şeyim var, algılama biçimim var galiba. Onunla da böyle bir yazışmışlığımız vardır hayatta olduğu zaman da. O güzelliği severim, bilirim. Yani bunun ne olduğunu biliyorum mesela hani. Ne taşı olduğunu. O merak beni şey, sahip olmaya, bende de bir tane olsunları falan. Belki onların bir enerjisi olduğunu falan düşünüyorsun. Her şeyin bir enerjisi var. Aynen, yani onların yani, özel bir enerjisi yok. Işte yani. Şey, o güzel olan, yani güzel olarak senin o güne kadar edindiğin, bütün birikimle tanımladığın şey, ona sahip olduğunda ya da seninle bir arada olduğunda mutlu oluyorsun. 25-27 sene falandır. Kristal, mineral, fosil topluyorum. Ticari olarak da bir şeylerini yapıyoruz, işlerini. Ama ben sahaflık da yaptım. Onda da hani ucuza kitap değil, en ucuza kitap almak için sahaflık yapmaya başlamıştım. Hani ben bütün kütüphaneyi alıp ondan sonra içinden istediğin iki taneyi ayırıp sonra o kitapları ya bir yere bağışlamak ya da bir arkadaşına vermek falanlar. Kendim için. Evet. Ondan sonra ya da oradan ticari gelir elde edeyim de şunu yapayım falan kafam olmadı. Kristaller ama başka bir dünya. Tabii şimdi milyonlarca yıldır var olan bir obje senin evinde durması enteresan bir şey. Bilimsel anlamda baktığın zaman o sitrin gazıyla lavın birleşmesi yani öyle bir kristal ismini alıyor. Elmas da keza öyle. Sen de buna sahip olduğun zaman mutlu oluyorsun. Yani bir enerji katıyor olması aslında bazıları için verdiğin parayla doğru rahatsız olarak. Çok benimkinin para, çok enerji iyi çok geliyor fazla. Bana ben bu taş. Ben bilmem kaç bin dolar verdim. Fosillerde başka bir dünya. Yani bizde 500 milyon yıl yaşında bir takım canlıların fosilleri var. 500 milyon yıl önce yaşamış bir şey senin evinde taşlaşmış bir şekilde duruyor. Yani manyakça bir şey aslında evet, his evet. olarak. Dinozor yumurtam da var. Dinozor kakası sizin da var. Sizin insanlar çok merak ediyordur arkadaşlar. Yani bununla ilgili program yaparız. Bir gün getiririm onları da anlatırım burada evet. isterseniz. Yapar mısın gerçekten? Yaparım tabii. Dinozor kakası. Dinozor kakası var. Nereden buldun dinozor kakasını? Sette mutlu musun peki? Mutluyum. Ne oluyor senin hiç sesin çıkmıyor? Sen gelişmelerden memnun musun herhalde? Memnun değilim. Bugün eski bir hastamı kaybettim. Bu yüzden bir sürü insanın hayatı kurtulacak ama içim karman çorman. Adil Hoca bitti. Esas beliz bitti. Bak o çocuğun hata yapmaması imkansız. Ve hata yapınca Adil'in ipi çekilmiş olacak. Adil giderse beliz bu hastaneyi bir saniye bile döndüremez. Mecburen her şeyi bana bırakacak. Bazen böyle gerçekten bir araya geliyor. Bazen çok iyi projeler bir araya, yani proje olarak ve kast olarak bir araya gelir ama böyle bir şey yapmaya çalışırsın. Böyle tahammül edersin iş iyi diye. Evet, evet. Yani o projenin içinde olmaktan kendi adıma mutluyum dersin. Ben bunun her aşamasından mutluyum. Ben de öyle. Yani kamera arkası, önü, yanı, üstü, dışı, içi, sokak falan herkes bir arada. Bazen birbirimize şakalar yapıyoruz. Oradan garip şeyler türüyor. Bunlara çok gülüyoruz. Belki çok eğleniyoruz. Hayal'in yazdığı bir şey vardı. Bizi izleyenlere yani onun alt metnini aslında anlatmak ister misin? Fotoğrafının altına senin bir şey yazdı galiba Hayal. Magazine de yansıyan. Evet çok komik bir şey ya var. Bu. Hayal Köseoğlu ve Murat Ergen arasındaki gerginlik. Mucize Doktor setinde acaba çıtırdama. Mucize Doktor seti çıtırdadı ya, işte. Falan. Mucize Doktor setindeki çıtırdama ancak bu hani Amerikan fıstığı. O yani ceviz falan. Keyif yani sesi onu, duyabilirsin. O kadar yani böyle
yeriz. Çerez çıtırdaması olabilir. Hayali ben çok eski tanıyorum. Annesi babası arkadaşım. Benim böyle manevi kızım gibi falan. Evet. Baktığım, kolladığım, sevdiğim bir dünya genç onun. Yani şöyle bir hatası olmuş olabilir. Beni ve Fırat'ı sevmedin diye yazmış oraya. Karakter isimlerini değil de. Açeli'yi Demir'i sevmedin yazsaydı evet, o daha evet, anlaşılır evet, olurdu. Evet. Onun için en azından. Evet. Yazık sonunda fotoğraflar koymuş falan. Kara Müze'yim anlaşılmayınca ben falan diye senin omzuna evet, yazdım. Onunla bir şeyi tartıştık ya. Hani 3 tane nokta koydum hatta 4 tane koydum anlaşılsın diye. Dedim yani tamam hani 3 nokta koyup bir şey demezsen yanına hani gülücük böyle anlaşılabilir. Yani o öyle anlaşılmış maalesef evet, ama evet. Hayal ya yani. Çocuğum benim şimdi. Ya hayalle kötü anlaşması çok mümkün değil gerçekten. Sevmemeniz de çok mümkün değil. Ya sette gerçekten ben de çok mutluyum. Oynadığım rolün senin karşısında olmasından da çok mutluyum bu arada. Tanju ile Kıvılcım'ı bilmiyorum. Yani hep soruyorlar işte nedir arkadaşlıkları, nereye gidecek, ne olacak falan falan. Biz de sizin aslında gördüğünüz kadarını biliyoruz yani. Ben biraz daha fazla... Gelinecek. Merak unsuru uyandırır. Söylemeyeceğim. Var mı bilgin hakikaten? Var tabii ki. Olmaz mı? Nasıl ben her şeyi pazarlık ediyorum. Mikrofonu şöyle yapayım sana. Nasıl? Dudak okuyabilenler okusun. Ben okuyamıyorum. Eyvah. 4-5 bölüm sonra ne olacak? Ne olacak? Söyledim. Tamam. Peki. Dudak okuyabilenler bana da yazsın. Ben anlayamadım. Programdan sonra Murat'ın boğazını sıkarak bu bilgiyi almayı planlıyorum. Aa. Murat'ın sette olduğunu dediğim gibi bize fışkırttığı sevgiden anlıyoruz. Hemen geldiğini hissettiriyor. Buraya geldin, buraya da aynı şekilde sevgi bulaştırdın. Tatlılık, pozitiflik bulaştırdın. Çok teşekkür ederim. Ben çok kıymetli gelmiş olman. Ben eğer izin verirsen, müsaade edersen dönem arkadaşım Nihan'ı ve kızını da burada görmek istiyorum. Olur tabii. İki dakika uğrarlarsa onlara çok tatlı bir sürprizim de var. Kim geldi ya? Kim geldi? Kim ne geldi? Ses kayıt. Bak sana ne edeceğim ben bak. Gel otur. Bak benim. Oğlum ne? Bilemedim benim kızım bak şöyle bir rüzgâh. Afarmış. Yapamazsın. Ah kızımın evet. Arkadaşlar işte benim dönem arkadaşım. Nihan. Merhaba. Merhaba. Hoş canım Özge. Ya. Benim demin senden bahsettik. Benim iki sınıf üstümsün sen yok, doğru mu? Bir sınıf mıydı ya? Aa tamam tamam. Ben bir şey yapayım. Bizim gerçekten dünya hem çok küçük hem de gerçekten öyle bir dönemde okumuşuz ki dönem arkadaşlarımız şu an her yerdeler. Tabii canım. Ya o kadar mutlu oluyorum ki böyle tesadüflere. Şimdi benim partnerim olan insanın sen eşi oldun falan. Nasıl tatlılarım? Bu kadar güzel bir kız çocuğunuz var. Şu eteğini bana bir gösterir misin? Nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Yani nasıl arkadaşlar ki, tabii ki babasının üzerine çıkacak. Ya olmaz değil. Böyle hareketlerimi gösteriyorsun. Bir şey söylemek ister misin babanı seven insanlara? Yoksa bale mi yapacaksın? Şu an biz kendimizi şu an baleyle. Baleye mi gidiyorsun? Bale hakkında anlatmak istediğin bir şey var mı Özge'ye? Ya padedo yapalım sen de. Bak hiçbir yerde yapmadık. Şu an anlatmak istediği şeyler varmış gibi tabii, tabii. Duruyor. Öyle bir şey olduğu sürece burada tabii herhangi bir şey konuşması çok zor. Çilek, benim de çilek. Şu an izleyicimiz çok mutlu çünkü gelen her konuğum burada sadece o pastaların süs muamelesi yaptığını yazıyorlardı. Şu an burayı talan ettik biz. Nil'le ben mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Biz çok mutluyuz gerçi. Evet. Çok beğendik burada. Her şeyi çok beğendik. Çok lezzetli. Nil çok teşekkür ederim. Benim programıma da böyle bir hatıra olarak gelip göründüğün burada için. Burada şeker de var ama... Sağlıklı şeyler onlar. Meyve sağlıklı şeker olan. Bak sana bir hediyem var bu arada. Hediye mi? Nil hediye geldi. Hemen silelim bakalım. En sevdiğimiz şey hediye. Biliyorum senin hediye çok sevdiğini. Bu senin. Ki ben senin geleceğini bilmiyordum aslında. Şimdi şöyle dur. Onu babaya veriyorsun. Şu paket senin. Bu da annenin. Ah bana da var. Evet size de var. Çok tatlısın Özgeciğim. Çünkü ben sizi ailece tanıyorum. Dolayısıyla da hani sizin gerçekten onların geleceğini bilmiyordum bugün bana da sürpriz oldu. Sen iletirsin diye getirmiştim. Teşekkür ederim. Tamam. İşte çok teşekkür ederiz. Böyle bir şey yaptık sizin için aile boyu olsun dedik. Bu da bizim kanalımızı yaşatan ana sponsorumuz Hays. Hayvanlara katkıda bulunduğu için ben onlarla bir işbirliği içindeyim. Murat'a anlatmışlığım var zaten.
bizim derneğimize işte bağış yapıyorlar. Çok güzel, çok tatlı bir aile markası. Ben yerlerine de gittim. Koca bir aile bunun için uğraşıyorlar. Ne güzel ya. Ne bazıları güzel. Tasarlıyor, bazıları kumaşı oluyor. O senin. Hadi aç. Hadi aç bakalım. Aç. Ne çıkacak? En büyük senin. En büyük. Aç bakalım. Aç. Aç bakalım. Aç bunu. Aç. Bak şuradan çek. Bu hays, hayvan severler falan da olabilir. Evet, ben öyle de okuyorum. Eskiden sıplandı. Sıplandı. Şimdi çita. Çita. Sen çok mu belgesel izliyorsun? Ha? Bunları da sonra kendimize çok güzel bir eski yapabiliriz. Ne çıktı? Bir tane ne çıktı? Bir tane daha. Bakayım. Fırfırı var. Ay çok tatlı bir şey bu. Yaz da geliyor, güle güle kullan. Yani bunda ayrı bir reklam kat edebilirsiniz. Arkadaşlar bizden bu kadar. Şu an biz burayı talan etmekle meşgulüz. Gördüğünüz gibi partiliyoruz artık. Bundan sonrası bize ait, bize özel kalsın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili Murat'a geldiği için çok teşekkür ederim. Canım bütün benim. Tatlı ailesine ay, teşekkür benim. Ederim. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yüz binlerce tıklayıp abone olmuyorlar Murat. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim abone şey var mı? Abone olmanız lazım. Evet, abone olun. Abone olun ki kanalımız yaşasın. Görüşürüz haftaya. Öpüyorum hepinizi. Sen de öpün. Sen de öpün. Bye bye. Bye bye. Bye bye.